Atatürk halkı. Yedik, içtik, eğlendik, kurtlarımızı döktük. Ve şimdi sahne sırası Yuvacık Sahne Sanatları Topluluğu'nun bizim için özel olarak hazırladıkları Yuvacık Meydan Muharebesi adlı dans gösterisini sunmak için folklorik ikiliyi piste davet ediyorum. Alkış! Pazartesi akşamlarımızın vazgeçilmez neşesi, hangimiz sevmedik de, geçtiğimiz hafta çifte düğün heyecanı yaşandı. Yuvacık Mahallesi'ni ve TRT1 izleyicilerini mutluluğa boğan bu çok özel anların hiçbir yerde bulamayacağınız kamera arkası görüntüleriyle karşınızdayız. Evet, merhaba. Hangimiz sevmediğiniz setindeyiz şimdi ve oyuncularla röportaj yapacağız. Eminim çok keyifli olacak. Şimdi gidelim bakalım. Merhaba Süper Mario. Nasıl gidiyor? Çok iyi, süper. Süper gidiyor. Tabii ki Süper Mario süper gidiyor dedi. Şimdi canımın içi babamla beraberiz. Aynı zamanda Altan abi çok kıymetli ve benim hayranı olduğum oyunculardan biri. Bakalım ne düşünüyor şu anda bu düğünle ilgili? Üzgünüm, habersiz, selamsız, yalnız bırakılmış bir baba. Evet. Fakat Itır benim yüreğimde bir parça. Bakalım ne yapacağız düğünde. Evet, gördüğünüz gibi Altan abi o buğulu ve karizmatik sesiyle bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi, evet. Gel bakalım. gel. Yemekte ne yedin öğle yemeğinde? Somon. bu düğünle ilgili ne hissediyorsun? Dansınla bizi büyüledin. Hepimiz çok etkileniyoruz. Her hareketinden, halinden ve özellikle dansından. Evet, size bu sefer de mendil dansıyla karşınızdayım. Görebilir miyiz o dansı şu an? Sürpriz mi olsun? Gösterin. Hayır, sürpriz zaten değil. Çünkü aslında bugün bugünmüş gibi davranmıyoruz. 2 hafta sonraymış gibi davranıyorum. O zaman bunu sen istedin. Hanım için hazırladığımız mendil dansının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düğünlerin benim için vazgeçilmezi takı törenleri. Birazdan ona geçeceğiz. Onları çekeceğiz. Bir heyecan var yani. Bizde bir var. Bir ufaktan bir heyecan var. Umarım altınlar da öyle ufak gibi, heyecan gibi kalmaz. Tamları görelim. Yeliz Hanım. Altınlar gerçek olur inşallah. Ben de onu istiyorum. Evet. Beğendin mi gelinliğimi? Seslenmek istersen. Yok, hiç istemiyorum şu anda. Evet, şimdi çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli röportaj için. Çok sağ olun geldiğiniz için, ayaklarınıza sağ olun. Çok seviyoruz ve şimdi bir sonraki konuğumuzla doğru gidiyorum. Hangimiz sevmediğin, evet gelin olarak sizin duygularınızı almak istiyorum. Çok güzel bir düğün sahnesi çekiyoruz. Gelinimi çok seviyorum, çok beğeniyorum. Çok seviyor musun gelinimi? Çok seviyorum tabii. Hastayım gördüğün gibi. Bir an... Bugün hasta ve hasta olmasına rağmen en zor sahnelerde yine yüksek performansıyla. Ay canım benim, işimiz böyle. Hepinizi öpüyorum. Haydi. Şimdi son konuğumun yanına doğru gidiyorum. Evet, merhaba. Evet. Nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor düğün? Vallahi ben çok iyiyim. Münir Beyciğimin aşkından yanıp tutuşuyorum. Siz gelin olup evleniyorsunuz. İnşallah ben de muradıma ererim, darısı başıma. sizin nasıl gidiyor bebekli yaşam? Vallahi çok keyifli. Bebekli halimiz. Bebeğimiz düğünde hiç ağlamadan duruyor maşallah. Maşallah. Çok uslu. Bebeğe detay alalım mı şöyle? Bakın. Neden? Çünkü biz çok küçük bebekleri setlere getirmiyoruz, çalıştırmıyoruz. Onların sağlığına dikkat etmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Hangimiz sevmedik? Farkı.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben tabii ki düğünün gelini olarak diğer gelinin de yanına elbette ki gideceğim. Gelin hanım, gelin hanım. Ne yapıyorsunuz? 26 yıl sonra nasıl hissediyorsunuz, alalım duygularınızı? Kalp çarpıntısı var. İyi, çok heyecanlıyız ya gelin hanım. Evet. İki gelin hanım. Heyecanlıyız, çok mutluyuz böyle değil mi? 26 yıl sonra çok şey yaptık yani, mutlu olduk. Muradımız erdi. Evet. Berhudar oldu. Çok şükür. Erdi. Çünkü düğün olması da daha bir eğlenceli. Çok eğlenceli oldu. Baksana mahallede, hem de şansımıza hava da güzel oldu. Valla şahane. Sahnelerimiz de güzel olacak. Sahnelerimiz muhteşem olacak. Ayrıca da çok büyük sürprizler bekliyor sizi. Zaten tabii siz görmüş olabilirsiniz ama bayağı şey olacağını söyleyebilirim. Yüksek bir bölüm olacağını söyleyebilirim. Efendim, hangimiz sevmedik setinden sizlere seslendik. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bir daha görüşmek üzere diyoruz. Bizi izleyin. Tarık ve Itır'ın aynı zamanda sevgili ustam, idolüm, nar tanem, nur tanem, bir tanem Şener Yeşil ve müstesna eşleri Ayşen Hanım'ın düğünleri için toplandık. Kocaman bir alkış alalım. Eksik olma, eksik olma. Düğünümüz var eğlenim be ya. Valla Ayşen'le Şener evleniyor. Biz de şaşkınız. O büyük 25 yıllık bekleme taçlanıyor düğünle. Neler mi olacak vallahi biz de bilmiyoruz. Ama çok tuhaf şeyler olacak. Çünkü bütün kaç bölümdür, 30 küsur bölümdür, 31. bölümde evleniyorlar şu an. Bu süreci yaşadık. Yani onların kavuşamama sürecini yaşadık. Şimdi kavuştular. Kavuştuktan sonra ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Düğünümüz var. Çok mutluyuz. Bir yandan tabii ablamızı evden uğurluyoruz. Çok üzgünüz. Alper Bey. Can simidi gibi. Bu konudaki düşünceleriniz neler? Bilmiyorum oğlum, senin ablan evleniyor. Evet, benim ablam evleniyor yani. Bir huzur böyle içinde tabii, var ama tabii, biraz tabii, da herhalde tabii, tutukluk da var. Tabii, o da var, o da var. Ama güzel, bütün mahallenin içinde olduğu bir düğün de yapıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Eğleneceğiz. Bol bol, bol boy, bol bol, bol bol, bol bol halay çekeceğiz. Oynayacağız. Güleceğiz, oynayacağız. Büyük eğlence işte. Var, büyük eğlence. Aynen. Merhabalar, hangimiz sevmedik setinden selamlar. Evet, herkes çok mutlu çünkü... Ayşen ve Şener artık evleniyor. Muratlarına eriyorlar. Ve aynı zamanda Tarık'la Itır. Herkes çok mutlu. Çok heyecanlıyız. Efendim merhabalar. Evet, herkesin de söylemiş olduğu gibi bizim düğünümüz var bu hafta. Ve hepimiz çok böyle cici cici giyindik. Alper gel. Yarıda kalınca hemen Alper. Evet, neler düşünüyorsun Alper? Sizin dükkanınızın önünde yapacağız düğünü. Evet, işler kesat olduğu için. Yani düğün olduğu için dükkanımızın önünde. Dolayısıyla herkesten de ekstra bir para talep ediyoruz. Takılan takılardan sen de takacaksın. Bizde yeni çıktı işte, gramın çeyreği dediler. 37 liraya onu aldık. Malum işlerimizin durumu. Olmaz, yarımdan aşağı kabul etmiyoruz. Çeyreğine de biz feda olsun, feda olsun. Mahallede yeter ki mutluluk, huzur hakim olsun da tam da takarız, çeyrek de takarız. Berfu öngören bizlerle. Merhaba, merhaba. Şöyle portakal kollarımı da göstereyim. Merhaba, düğündeyiz, halay çekiyoruz. Her bölüm omuz benden omuza. Daha şık. Çok özel bir giyim. Aman canım. Şöyle giydiremiyorlar beni. Baksana abi ayakkabılara, bir seninkilere ama bak. Bir şey söyleyeceğim. Benim demek ki kostüme ihtiyacım var. Bilmiyorum. Yani daha iyi durabilmem için, ama senin ona da abi ihtiyacın yok. Abi çok iyisin. Bayağı yani. Evet, estağfurullah kardeşim. Sen de böyle çok yolu yakıştı. Teşekkür ederim. Ufuk'ta düğün var mı Can? Ufuk'ta. Ufuk'ta düğün var mı Can? İşte. Can Yaman'dan özelde şok açıklamalar. Özelde mi söylüyorsun? Özelde mi söylüyorsun? Özelde. Demeden yaz bize Can. Bravo. Teşekkür ederiz. Nihayet düğünümüz var, hem de çifte düğün. İnşallah sonumuz hayırlı olur değil mi yani? Boşanmayız falan yani. Yok, böyle yok. Gider yani, çoluklu böyle çocuklu. Gider.
yeni bölümler, huzurlu bölümler yani. Tabii. Hep böyle kavga dönüş. Artan düğünler olsun. Aynen yani. Artan böyle. Herkes. Buyurun. Can Yaman 3 çocukla geri dönecek. ...26 yıllık birikimin sonunda... ...düğünümüz oldu. Çok mutluyuz Ayşen'le. Mahallede bir şenlik havası esiyor. Çifte düğünümüz oldu. İzlediniz, beğendiniz büyük bir ihtimalle. Biz onu yeni çekiyoruz işte falan diye. Bilemedim nasıl toparlayacağımı. Evet. Biz 26 yıl işte evlenmek için uğraşmıştık. Sonunda Ayşen'le evlendik ve mutlu olduk. Yani... Arkadaşımız da Onur Bey. Seviyoruz oynamayı. Olmadı düzeltiyor. Ya. Burama. Gerçekten evleniyormuşuz gibi ya. Aman çok güzel oldu. O düğündeki streslere geri döndüm yani. Ben de şu gelinlikle başım dert. Bütün sevenden kavuştu çok şükür. Herkesin yüzü gülecek, garip Adile de hani bana hani bana diyecek. O ne demek? Yuvacık dizi gibidir. Bir bölüm bile kaçırmayacak. Sevgililik böyle bir şey işte abi. Kitlendim kaldım sanıyorsun ama bir bakışıyla çözüveriyor her şeyi. Hangimiz sevmedik yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Oldu sonunda. Çocuklara özel çocuk diyorlar ya. Gerçekten özel çocuklar aşk aslında. Çok özeller.